Selam kanka. Görüyorsun ki seni görmeden edemiyorum. Ne oldu? Hanımefendi ne plan yaptı? Şimdi doktorumla konuştum. Seni salı günü taburcu edeceklermiş. Ama biliyorsun ki polis tutuklayacak. Biliyorum. Şimdi beni iyi dinle. Bizden haber almadan hareket etmeyeceksin. Dışarı çıkmayacaksın. Evet abi. Dün gelen adam. Adı Cengiz Taşkıran. Muhtelif kereler giriş çıkış yapmış. Daha çok İtalya'ya gidip gelmiş. Kaldığı yeri ve telefonlarını al. İkamete rapten bırak gitsin. Peki baş üstüne başkomiserim. Pasaportumu alabilir miyim? Yalnız emir aldım. Kaldığınız yeni ev telefonlarınızı bize bildirmek zorundasınız. Tabii. Kalıyorum. Oda numarası 2003. Telefonu da artık öğrenirsiniz. Sen söyle. İşte burada. Bir dakika bekle. Bakalım hemşerim doğru mu söylüyorsun? Hanımefendi, resepsiyonu bağlar mısın? Evet, ben polis Ahmet. Otelinizde Cengiz Taşkıran diye biri var mı? Peki, teşekkür ederim. Kaç dedin? 2003. Tamam oldu. Buyur efendi, her şey doğruymuş. Ben hayatımda hiç yalan söylemedim. Alo. Soruşturdum amirim. 2003 numarada kalıyormuş. Tamam, baş üstüne. Ablan daha kalkmadı mı? Çok geç geldi galiba. Kolay kolay kalkmaz. Biz yiyelim. Ben orada yemek yiyeyim. Aferin. Ama ben kendim yiyeyim. Bu çocuk dün gece 3 kere ağlayarak uyandı. Neden? Hasta falan mı acaba? Sanmıyorum. Ateşi yok, öksürük tıksırık yok. Galiba kabus falan görüyor. İşte senin şansın. Dilşat uyuyordu değil mi? Evet evladım, melek gibiydi. Ver bana istersen azıcık. Al. Ah. Gel bakalım. Şu babasını da bir baş göz etsek. Sahi ne oldu? Söz kestiniz mi dün gece? Kestik de bir de bana sor. Niye? Ne oldu ki? Adamın çenesi hiç durmuyor ki. Hakkı abi mi? Evet. Milli damat sanki. Apık sapık konuşuyor. İşi toparlayana kadar akla karayı seçtim vallahi. Ya neler yaptı Allah aşkına? Kızın eniştesi adam kayınpeder pozlarında. Düşünsene bizimki adama 3 kere sinek dedi. Sinek mi dedi? Olamaz. Ben gelin adayına kızım diyorum. Bu oradan atılıp kız değil abla 6 ay evli kalmış diyor. Ne onların yanında mı? Evet. Sanki beni düzeltmek zorunda adam. Ay, sinirlerim bozuldu. Neyse sonunda iş oldu galiba. Evet oldu çok şükür. 15 gün içinde evlensin de kurtulsun. Hı-hı. Bu çocuklara iyi bakar mı yeni gelin? Bakar iyi birine benziyor. Alo efendim. Seni her şeyden, herkesten daha çok seviyorum. Ya. Yine o. Allah kahretsin. Oysa ben senin beni sevmeni ne çok isterdim. O senin kocan. Ve sen onun şimdi masumiyetine inanıyorsun. Ben tercihimi her zaman senden yana kullandım. Şu aşamada tercihini koyamazsın. Ben koydum bile. Ya nedir? Seni çok seviyorum. Elini uzatır mısın? Ne olur böyle bir şey istemeden. Ya mühlet istersen?
Ablamın parası güme gider. Son günlerde ne kadar bencilleştiğinin farkında mısın? Onun karısıysam evli bir kadına ne işim var? Çekil git başımdan. Pekala. Gidiyorum. Buyurun efendim. Bir sorun mu vardı? Evet efendim. Bir ihbar aldık. Otelinizde bazı suçluları barındırdığını söyleniyor. Ne ilgisi var komiserim? Burası namusuyla çalışan bir yerdir. Fuhuş yapıyorsunuz demedik. Bir iki kaçak suçlu olamaz mı? Bilmem. İsterseniz buyurun bakın komiserim. Zaten topu topu 8 müşteri var. 8 müşteri mi? Hangi kattalar? 2'de, 3'te ve 5'te. İyi. Gelin benimle. Kimsiniz? Hanımefendi. Benim Fevzi. Çabuk açın kapıyı. Ne oldu Allah aşkına? Ne bu telaş? Sormayın, polisler. Polisler mi? Nerede? Aşağıda resepsiyondalar. Bir kaçak aradıklarını söylüyorlardı. Olamaz. İyice emin misin? Ekmek kuran çarpsın. Hemen kaçalım buradan. Nereye kaçacağız? Adamlar aşağıda diyorsun. Bizi yakalayacaklar. Size söyledim abla, Bulgar'a geçelim diye. Yeter be, sakin olun biraz. Ne malum bizim için geldikleri? Yandık, vallahi de beni asarlar. Nerede o günler? Abla. Bırak zırlamayı. Çabuk çantamı getir bana. Sen de doğal olmaya çalış. Biz bir aileyiz. Tamam mı? Kapıyı açar mısınız polis? Burada kimse yok polis bey. Kimse yoksa kargalar mı konuşuyor? Aç ulan şu kapıyı. Kafamı bozma benim. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hani kimse yoktu? Bu kim? Elini ayağını öpem komiser bey. Çoluk çocuğum var benim. Ulan sana çoluk çocuğunu soran yok. Bu kim ulan, bu kim? Vallahi tanımıyorum komiserim. Tanımıyorsan daha kötü ya. Ulan bu direkt cepten tecavüze girer. Yok vallahi parasını peşin verdim. Göstersene kız elini doları. Tamam anlaşıldı. Alın bunları. Maşallah çok namuslu otelmiş. Açar mısınız polis? Buyurun komiser bey, bir şey mi oldu? İçeride senden başka kim var? Zevcem, ihalim. Görebilir miyim? Tabii, buyurun. Peki neden burada kalıyorsunuz? Çerkezköy'de kayınvalideme gidiyorduk. Yolda araba conta yaktı. Çocuk var, malum. Peki, anlaşıldı. Elzibillahi mine şeytanı racim. Rahatsız ettik, kusura bakma bacım. Devletin kusuruna bakılmaz. Siz devlet memurusunuz. Buyurun, vazifenizi yapın. Eyvallah. Bana bak Efe. Aileni al bu otelden bir an önce git. Niçin? Yer, size yakışmaz. Sabah araba tamirden çıkar çıkmaz. Pekala. Hadi gidelim. Of be. Ne sıkıcı şeymiş bu örtünmek. Dua et de sen İran'da filan doğmamışsın. Direkt taşlanırdın vallahi. Evet, Allah'ıma bin şükür. Sersem şey. Hanımefendi, bu gece çıkıp gidelim şuradan. Nereye? Bulgar'a. Bak, Yakup kaptan Ales'e bekliyor. Saçmalama. Kürşatsız olmaz. Sen aşağı git bir bak bakalım. Kimi arıyormuş bunlar? Bize ne hanımefendi? Git öğren dedim sana. Allah'ım. Hiç mi akıllı biri olmayacak çevremde? Anne, ben çok akıllıyım. Tabii kızım. Şundan akıllısın bir kere. Bundan sonra ben masal anlatacağım, tamam mı? Ne oldu, aradıklarını buldular mı? Evet, o siyah delilli tekneyle Romanya'dan kaçak üre getiriyormuş. Üre mi? Evet, üre dediler. Vay anasını be. Vedat bey. Kalkar mısın lütfen? Sana neredeyse kızım gelecek diyorum. Ya bu kızından da amma korkuyorsun. Öyle, korkuyorum. Yalvar yakar zorla eve getirdim. Neden? Evden mi kaçtı? Hayır, beni kıskanıyor. Seni eve aldığımı fark ederse vallahi ömrü billah yüzüme bakmaz. Madem kızından bu kadar korkuyorsun, dışarıda buluşalım bundan böyle. Zaten pişman oldum. Bu akşam arkadaşımda kalacağım deyince, hadi dedim gece boş geçmesin. Ben de geldim canikom.
Hadi yeniden iş çıkarma şimdi. Hadi kış kış bakalım. Kızım da senin kadar güzel mi? Saçmalamaya başladın. Hadi yürü. Hayır. Sen güzelsin. Kızın da sana benziyorsa... Kızım harikadır. Hadi ne olur git. Bakarsın aniden çıkıp gelir şimdi. Peki. Hoşça kal. Hadi güle güle. Ablamı yolcu etmek zorundaydım. Biraz geciktim. Arayan soran var mı? İki kez Londra'ya önerdiler. Üç grup bugün yola çıkıyormuş. İyi. Antalya'ya bildirdiniz değil mi? Evet. Hemen aradım. Havaalanından alıp götürecekler. İyi. İnşallah bir aksama olmaz. Ebru aramadı mı? Hayır. Bu Cengiz Çiğdem'i aradı mı acaba? Pardon? Hiç. Kendi kendime konuşuyordum. Alo buyurun. Merhaba Çiğdem, ben Ferit. Evet anladım. Ne haber? Arayan soran var mı? Onu kastediyorsan dün akşam dahil üç kez aradım. Ya ne diyor peki? Hiç. Beni sevdiğini söyleyip çat diye telefonu kapatıyor. Vay okkabaz vay. Başka söyleyecek şeyi yok muymuş? Galiba. Her neyse. Bir süre iyi geçin onunla. Gerekirse git konuş, korkma. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Aslında felaket zeki. Onun ağzından pek laf alabileceğimizi sanmıyorum. Olsun, el elden üstündür. Sen oyuna devam et. Peki, edelim bakalım. Ablan yok mu? Evde. Gece provadan geç geldi, hala uyuyor. İstersen kaldırayım. Yok, hayır. Ben daha sonra ararım. Aradığımı söyle, olur mu? Tamam, söylerim. Ne o, gidiyor musun? Hı hı. Baksana, neredeyse öğlen oluyor. Olsun, yemeği de yiyelim, öyle gidersin. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Boş ver, annemi çok yalnız bıraktım. Biliyorsun, onu boş bırakmaya gelmez. Annene de biraz güven artık. Bana bak, ona yüz verirsen çok büyük hata edersin. Sen deli misin? Beni ara, tamam mı? Tamam, ararım. O gün eniştene sinekledim diye Zehra Hanım beni bayağı payladı. İyi yapmış. İyi mi yapmış? Kız senin enişten Sinek Kemal değil mi? Olabilir. O benim enişten. Pardon. Ben Beyvan sanıyordum. Hep böyle yürütecek misin beni? İstersen şurada biraz oturalım ha. Bir çay söyleriz, şöyle boğaza karşı içeriz. İcap etmez. Nescafe iç istersen. Ben gelinlik istiyorum, ona göre. Gelinlik mi? Şimdi mi? Hayır, evlenirken. Bizi uğursuz sayıyorlar. Geçen sefer giymedim biliyorsun. 6 ayda boşandık. Gelinlik yüzünden mi? O da sebeplerden biri. Ama adam yatağa işiyordu, onun için boşandım diyordun. Evet, evlilik yatağımıza. Çok mu? Beni yüzdürecek kadar. Ama gelinlik olsaydı bunlar olmazdı diyorsun. Evet, uğursuzluk diyorum, anlamıyor musun? Oldu Kiraz Hanım, ne yapalım? Dişimizi sıkarız, alırız icabında. Dururum, artık taksiye binelim. Emrin olur. Buyur Kiraz Hanım efendiciğim, buyurun. Allah var yukarıda. Bakarsın yarın altılıyı bir koymuşum. Ne koymuşsun? Altılı dedim. At yarışı. O zaman iste istediğini. İşimiz atlara kaldıysa yandık vallahi. Kız ne diyorsun sen? Bebbi koş bile yarıştan yolunu bulmuş diyorlar. Hadi işte şu arabayı da gidelim, yoksa vazgeçeceğim seninle evlenmekten. Aman, aman tövbe de tövbe. Küçük bir şey. Neden zahmet ettiniz? Sadece çikolata, her işe tatlı başlamak gerekirmiş. Merhaba Ferit Bey, ben geldim. Hoş geldiniz. Şimdi işe nereden başlamak istersiniz? Dış plasman veya rezervasyon? Siz nasıl uygun görürseniz. Tamam, önce bir süre dahili rezervasyonda çalış. Ayşe, Duygu Hanım'a yardımcı olur musun? Tabii. Buyurun, arka tarafa geçelim. Peki, görüşmek üzere. Görüşürüz, hayırlı olsun. Buyurun, ilk dur. Ferit Bey. Evet, benim. Ben Gönül Cebeci. Ya, siz. Merhaba. Ben sizi zeki biri sanmıştım. Oysa ne kadar aptalmışsınız. Bunları söylemek için mi beni aradınız? Hayır, size bir şans daha vereceğim. Ya, nasıl? Kürşat'ı bana getireceksiniz. Siz çıldırdınız herhalde. Neden? İş iştir. Eğer bunu başarırsanız
Size kaybettiğinizin iki mislini. 50 milyar veririm. Saçma. Biliyorsunuz o hastanede, polis gözetimi altında. İyi ya. Kolay iş olsa neden bu kadar para vereyim ki? Peki siz neredesiniz? Bunu zamanı gelince söylerim. Önce iş. İşi kabul ediyor musunuz? Böyle bir şeyi kabul edeceğimi sanmıyorum. Pekala, siz bilirsiniz. Güle güle. Bir dakika, kapatmayın. Bence karar vermekte çok acele davranıyorsunuz. Bunu bir kere de partnerinizle görürseniz. Partnerim de kim? Ebru. Bakın, Ebru size aşık. Daha önce olduğu gibi bu olayda da size yardım edeceğinden eminim. Buna gerek yok. Bence var. Bir kere görüşün. Kararınızı sonra bana bildirirsiniz. Akşam 6'dan sonra sizi yine arayacağım. Hoşça kalın. Saçma. Bu kadın gerçekten deli galiba. Alo. Cidem, ben Ferit. Ablan uyandı mı? Evet, burada. Bir dakika. Alo. İlginç bir şey oldu. Bir saat içinde seninle buluşmalıyız. Buraya gelir misin? Tamam, gelirim. Hayır hayır, buraya gelme. Dışarıda bir yerde buluşuruz. İyi, Arnavutköy iyi mi? Tamam, Arnavutköy'de. Tam 1'de. Peki, görüşürüz. Çok özür dilerim Ferit Bey. Kızlara sordum, onlar da cevap veremediler. Magnificent ne demek? Ha, olağanüstü, göz alıcı, pırıltı demek. Bunu bilmiyordum. Çok hoş, çok anlamlı bir kelime, magnificent. Ama yerinde olsam her zaman kullanmam. Teşekkür ederim. Buna özen gösteririm. Biliyorsun arabayı aldım ama binemiyorum. İyi, hayırlı olsun. Tanıdığın bir kurs var mı? Kolay, bakarız. Neymiş şu önemli şey? Gönül Cebeci bugün beni aradı. Ya, gene ne istiyormuş? Gürşat'ı hastaneden kaçırıp ona götürmemizi. Buna karşılık öncekinin iki mislini veririm diyor. Peki sen ne dedin? Böyle bir şeyi yapamayacağımı söyledim. Aferin. Fakat o bu konuyu bir kere de seninle konuşmamız sağlık verdi. Ve sen beni aradın. Bunda konuşulacak ne var Allah aşkına? Kadın giderek bütün suçlarına bizi ortak etmeye çalışıyor. Haklısın. Kadın dediğim elbiseli şeytan. Geçen gün ablam geldi. Sana söyledim mi bilmiyorum. Kadın çok perişan. 3 aydır ev kirasını verememiş. Kasaba bakkala borçlanmış. Çocuğun kursa gitmesi gerekiyormuş. Çıkardım 300 milyon verdim, almak istemedi. Onuruna dokunuyor tabii. Bunları Kürşat'ı kaçıralım diye anlatıyorsan ben yokum. Fakat biliyorsun, 3 aydır mücadele veriyoruz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu son hamleyi de yapabiliriz belki. Sen çıldırdın galiba. Böyle bir şey nasıl evet dersin? İyi de bu kadın yurt dışına kaçar veya polis yakalarsa bu paranın üzerine bir bardak su içeriz. Ferit'ciğim, şimdi beni iyi dinle. Ben bu kadının isteklerine kesinlikle alet olmam. O bizi resmen suça teşvik ediyor. Ayrıca o kaçırıp Gönül Cebeci'ye götürelim dediğin benim kocam. Ve o kadından nefret ediyor, anlıyor musun? Sense sırf ailenin çıkarı için bu teklife evet diyorsun. Benim kocamdan vazgeçtiğimi kim söyledi sana? Özür dilerim. Ben sanıyordum ki... Seni ondan daha çok seviyorum, öyle mi? Yanılıyorsun. Çünkü o bana hiçbir zaman ihanet etmedi. Hep yardımcı oldu. Hayatı pahasına bizi koruyup kollamaya çalıştı. Ama sen ne yaptın? Bir ablamın parası diye tutturup parayı kurtarma adına beni de sürekli kullandın. Artık beni kullanamayacaksın. Git ablanın parasını nasıl alacaksan öyle al. Ama sakın benden bir şey bekleme. Hoşça kal. Bir dakika Ebru. Beni yanlış anladın. Senin istemediğin bir şeyi yapar mıyım sanıyorsun? Sen yaparsın. Çünkü gözünü para hırsı bürümüş. Çocuğu verirken de aynı mantıkla davrandın. Ablanın parası. Ne aptalmışım ben.
Efendim? Seni çok seviyorum. Deyip kapatacaksınız herhalde. Hayır, seni görmek istiyorum çünkü yarın gidiyorum. İyi, gidin işte. Son bir kez, ne olur beni kırmayın. O güzel yüzünüzü, kocaman gözlerinizi iyice beynime nakşetmek istiyorum. Ne gerek var canım? Unutsanız çok daha iyi olur. Ne istiyormuş? Benimle buluşmak. Oo, adam yüzsüzler listesinin baş hokkabazı desene. Alo Çiğdem, orada mısın? Bir dakika Cengiz Bey. Ne diyeyim? Tamam, peki de. Sadece 15 dakika. Çok teşekkür ederim. Yine aynı yerde saat 5'te, tamam mı? Pekala. Nerede buluşacaksınız? Yine Bebek'te. İyi. Sakın dönüşte ısrar ederse arabasına binme. Bir dakika. Cem Göz'ü arayayım. Duraktaysa o gelip seni götürsün. Aha. Bizim arabayla? Evet. Hı-hı. Çok iyi olur. Saat 4'e geliyor. Ben üstüme bir şeyler giyeyim. Siz iki kez ablanız aradı. Ne istiyormuş? Sadece selam söyledi. Çocuğu kursa yazdırmış. İyi. Buyurun İktur. Ben Gönül Cebeci. Ferit Bey lütfen. Bir dakika. Gönül Hanım arıyor. Bağla bakalım. Buyurun Gönül Hanım. Onunla konuştunuz mu? Maalesef önerinizi kabul etmemiz mümkün değil. O da sizinle aynı fikirde mi? Evet. Ama büyük bir fırsat kaçırıyorsunuz. Küçük bir yardıma karşılık çok büyük para. Polisin elinden adam kaçırmak küçük bir olay mı sizce? Hayır, onu biz kaçıracağız. Siz sadece yardım edeceksiniz. Bu planın küçük bir parçası olacaksınız. Sizin planladığınız hiçbir olayın içinde olmak istemiyoruz. Son sözünüz bu mu? Evet. Bakın, daha önümüzde 2 gün var. İyi düşünün. Belki fikir değiştirirsiniz. Yarın sizi tekrar arayacağım. Hiç sanmıyorum. Ben yarın arayacağım. Ben çıkıyorum çocuklar. Felaket başımı ağrıyor. Herkese iyi günler. Ne o, çıkıyor musun? Evet, Bebek'te bir yere uğramam lazım. 6'da kapatıyorlar. Saat 5:30. Geç kalmadınız mı? Taksiyle gidersem yetişirim. Boş ver. Gel bakalım. Yolumun üstü, seni bırakırım. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Allah Sehra ablama yardım etsin. Yarım saattir bana aşık olduğumuzdan bahsediyorsunuz. Ama bütün sorularımı cevapsız bırakıyorsunuz. Sizin samimi olduğunuza inanmıyorum. Neden? Çünkü büyük bir sabıkanız var. Bir kere beni aldattınız. Ama 1000 kere özür diledim. Söyledim size. Gönül Cebeci'nin oyununa geldim. Fakat hala onu koruyorsunuz. Bunu nereden çıkardınız? Onun nerede gizlendiğini mutlaka biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Mutlaka sizi aramıştır. Çünkü onun Avrupa'daki bütün parasını siz yönetiyormuşsunuz. Eskiden öyleydi. Şimdi sadece telefonla arıyor. Peki nerede? Bilmiyorum. Hem bize ne Gönül Cebeci'den? İkimiz daha önemliyiz. Ne zamandan beri? İlk günden beri. Hoşçakalın. Ne o? Gidiyor musun? Hı hı. Gerçek anlamda benim tarafıma geçtiğiniz zaman sizinle görüşürüm. Ben senden yanayım. Buna inanmıyorum. Kim bu uzun saçlı olan? Arkadan kız zannettim şerefsizim. Saçmalama Hakkı abi. Dev gibi adam işte. Evet, boyu uzun. Ablam görmesin. Bir anda her şeyi bitirir. Efendim? Bir şey mi söyledim? Yok bir şey. Yeşil yandı, yürü. Bakın 10 dakika erken geldik.
Sanırım daha dükkan kapanmamıştı. Sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şanslıyım. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Güzel kız, şöyle bir turlayalım mı ha? Ödüm koptu, ne serserisin? En sevdiğim meslek. Serserilik değil mi? Bırak iltifat etmeyi de atla arabaya gidelim. İmkansız, bilgisayar programı alacağım. Vay be, bilgisayara. Süperman ya bu oğlan. Ben açarım. Dur kızım, dur. Duydum. Vay benim minnoş kızım. Nereden geliyorsunuz? Hiç. Ablam nerede? İçeride odasında. İyi. Nereye gittiniz Allah aşkına? Hiç anlamam. Bebeğe dediler gittim. Bu senin küçük kız kendisi gibi uzun saçlı bir oğlanla bir saat konuştu. Aman Allah'ım, ne konuştu? Beni yanlarına sokmadılar ki. Oturduğum arabada bekle bekle. Ne işler çeviriyor gene? Hiç bilmem. Şu çocuğum da burada hapis kaldı. Şimdi yine polis kapıda çevirdi. Ne oldu bebe, iyileştim diye sordu. Hiç sorma Camgöz. Bunların yüzünden sonunda hepimizi hapis edecekler. Allah korusun, tam evlenme arifesinde. Bu iş iyice aklına yattı bakıyorum Camgöz. Çok iyi kız kiraz. Kız değil bir kere. 6 ay evli kalmış. 6 ay. Yani bu çocuk gerçekten aşık olduğu için mi seni arıyor? O havayı yaratıyor. Her zamanki duygusal ve romantik aşık numarası. Gönül cebeci deyince değişiyor tabii. Aslında onu kötülemiyor. Ama ser verip sır vermiyor. Gönül Hanım Ferit'i aramış. Yok canım. Evet. Kürşat'a karşılık 50 milyar teklif etmiş. Nasıl? Kürşat'a karşılık mı? Onu kaçırıp bana getiren 50 milyarı alır diyormuş. Ferit ne diyor? O tabii ablasının parasını kurtarmanın peşinde. Bugün iyice bozuştuk. Yani kavga mı ettiniz? Evet. Olamaz. Neden? Ben artık Kürşat'ın çok daha erdemli olduğuna inanıyorum. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Yarın sabah hastaneye gidip onunla görüşeceğim. İyi günler hemşire hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hastamız nasıl? İyidir, bu sabah koridora çıktı, epeyce yürüdü. Harika, onu görebilir miyim? Tabii, buyurun. Hayatım, bugün seni çok iyi gördüm. Hayatım, hayatım mı? Bu değişikliği neye borçluyum? Masumiyetine. Ben senin artık tamamen suçsuz olduğuna inanıyorum. Eğer kabul edersen... Evet. Bundan böyle hep seninle olmak istiyorum. Peki Ferit? Feride ne oldu? Onun hakkında yanılmışım. Çok maddiyatçıymış. Ne demek bu? Gönül Hanım ona... seni buradan kaçırmasına karşılık büyük bir para teklif etmiş. O da peki mi demiş? Pek sayılmaz. Bana sordu. Sen de karşı çıktın tabii. Ne yani? Kadın bizi suç ortağı yapmak istiyor. Buna alet mi olalım? Yeterince oldunuz zaten. Saçmalama. Neden? Polisi atlatıp Dilşat'ı ona götürmediniz mi? Evet. Aptal kafam. Bu da Ferit'in fikriydi. Polis bunun hesabını mutlaka size soracaktır. Peki sen ne tavsiye ediyorsun? Benim tutuklanmam, içeri atılmam hiçbirimize yarar getirmez. Yanlış anlama. Seni suça teşvik etmek istemiyorum. Ama Ferit... Ferit başka türlü ablasının parasını alamaz. Yani... Gönül Cebeci'nin isteğine uymalı mı? Evet. Çünkü beni tutuklarlarsa... bu kadın hemen ülkeyi terk eder. Ama kaçırırsak? Onunla giderim. Başka da çarem yok. Sana söyledim. Ortada 30-40 milyon dolar para var. Ve bu paranın yarısı benim. Oysa ben... Sakın söyleme. Ben seni daha çok seviyorum. Fakat kötü başlayan bir ilişkinin iyiye ve doğruya gitmesi çok zor bir iş.
Para daha önemli tabii. Sadece o değil. Bizim bir araya gelebilmemiz için Gönül Cebeci'nin ortadan kalkması lazım. Ölmesi mi? Evet. Yoksa ikimize de huzur vermez. Kaldı ki ben artık seni üzmek istemiyorum. Yeterince üzdün zaten. Ebru, ona söyle beni arasın. Ferit mi? Evet. Bu konuyu onunla mutlaka konuşmalıyız. Peki, söyle. Sana son bir şey söylemek istiyorum. Buradan kurtulduğum gün bir avukat aracılığıyla boşanma talebimi göndereceğim. Senin hayatından tamamen çıkmak istiyorum. Sana yeterince ayak bağı oldum zaten. Teşekkür ederim. Antalya'dan arıyorlar. Tamam Bala. Ne oldu acaba? Mutlaka bir sorun çıktı. Alo merhaba. Grev mi var? Otobüsçüler direnişteyse taksi tutun, minibüs ayarlayın, gönderin havaalanına. Adamlar haklı. Elin gavur anlar mı senin otobüsçü direnişini? İyi de bunlar turist kardeşim. Bu ülkeye senede bir kez geliyorlar. Ben ajent olarak bu riski taşıyamam. Ne yapıp edin, grubu gönderin havaalanına. Laf. Otobüsçüler direnişteymiş. Ben çıkıyorum. Bir yemek yiyip döneceğim. Peki efendim. Buyurun ilk tur. Merhaba, ben Ebru. Ferit Bey'le görüşebilir miyim? Pardon Ebru Hanım. Ferit Bey az önce çıktı. Ya, nereye gitti acaba? Yemeğe diye çıktı. Hemen döner mi? Bilmem ki. Önemli bir şeyse sizi aratırım. Lütfen. Çok önemli. Odasına baktım, Ferit Bey yok. Lütfen söyler misiniz? Yemek yiyip döneceğim. Tamam, söyleriz. Ha, eğer karşıki lokantaya gidiyorsan Ferit Bey'i görürsün zaten. Biliyorum, oraya gideceğim. Tamam, ona söyle. Ebru Hanım aradı. Çok önemliymiş. Tamam, görürsem söylerim. Merhaba Ferit Bey, oturabilir miyim? Tabii, lütfen. Aa, size Ebru diye biri aramış, çok önemliymiş. Yok canım, ne zaman? Siz çıktıktan hemen sonra. Bir not bırakmış mı? Hayır, daha doğrusu bilmiyorum. Pekala, ne yersin? Siz ne yiyorsunuz? Iskara. Tamam, ben de yerim. Garson bey, bakar mısınız? Aman, aman, kızı zor uyuttum. İyi. Ne oldu gene kızım, suratının bayrağı yarıya inmiş? Bugün hastaneye Kürşat'a gittim. Benimle boşanmaya hazır olduğunu söyledi. Yok canım. İyi ya, bundan müjdeli haber mi olur? İşte, bütün dertlerim bitiyor desene. Ama Ferid'in yardım etmesi gerekiyor. Etsin işte, tam fırsat. Bu mesele çok karışık anne, bunu sana izah edemem ki. Karışık mı? Yani Ferit seni istemiyor mu? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur bana soru sorma artık. Nereye kızım? Ona gideceğim. Bu konuyu onunla yüz yüze konuşmalıyım. Hangi konuyu kızım? Allah'ım, sen benim aklımı koru ya Rabbim. Merakımı mazur görün. Siz bekarsınız değil mi? Hı hı. Sanırım 30'un üzerindesiniz. Sizin gibi iş güç sahibi birinin bekar olması. Ne bileyim, belki de iş güçtendir. İşe fazlasıyla zaman verdik. Ruhunuzda çapkınlık yok değil mi? Ne demek bu? Hayır, yanlış anlama. Çapkın erkekler öyle pek evlenmeye yanaşmazlar biliyorsunuz. İlgisi yok. Ben çapkınlığı karakter zaafı olarak görüyorum. Tıpkı kadının hafif meşrebi gibi. Çok ilginç. Böyle düşünen tek erkek sensin galiba. Neden? Ciddi uğraşı olan, iş güç sahibi bütün saygın erkekler benim gibi düşünür. Peki, ilgi duyduğunuz, hoşlandığınız biri vardır mutlaka.
Bunu istersen kendime saklayayım ha, ne dersin? Pekala, ama şunu söylemek isterim. Size daha çok saygı duymaya başladım. Teşekkür ederim. Kalkalım mı? Yemek için teşekkürler.